Geçmiş olsun. Al kızım. İyi akşamlar. Türkiye! Türkiye! Lan. İyi akşamlar. Hoş geldiniz efendim. Bilgi Hanım da geldi az önce nişanlısıyla. Ha öyle mi? Artık sık sık gidip geliniyor. Buyurun, buyurun. Muayenehanede kimse var mı Gül? Şu anda kimse yok Nazan abla. Hadi Şükrücüğüm, kimse yokmuş bak. Gel beklemeyeceğiz de görünelim 2 dakika. Ama... Tabii buyurun. 2 dakikada bitmez o işler Nazancığım, bırak şimdi. Geçmiş olsun. Neyin var Şükrü Bey? Başı dönüyor biraz. Havadan dur o, havadan. Bartayı döndürür biraz. Hadi Şükrücüğüm. Havadan, havadan. Sana fikrini soran oldu mu ukala? Niye girdi oraya Şükrü Beyler? Muayene olacakmış. Nesi varmış? Başı dönüyormuş biraz. Tansiyon bende de var. Havadan, havadan. Ha, küçük bey de geldi. Bu kullanıyor artık babasının arabasını. He, ev koydu canavar. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Babanlar burada. Biliyorum. Buyur. Nasılsın evladım? Bıraktın artık gitar çalışmalarını. Vaktim olmuyor Sabri Bey amca. Dersler yoğun. Kolay değil evladım. Ne yapacaksın? Ara sıra arabadan, kızlardan vakit bulabilirsen al gitarını gel. Değişiklik olur. Bakarız. Canavar amcası canavar. Maşallah. Kızlar, arabalar. İyi akşamlar. Havadan, havadan. Konuşmaya bak. Bakarız. Bunların hepsi kendini beğenmiş. He. Kız da yukarıda. Ana baba yanlarında yok. Daha bir nişan bile takmadılar. Şimdikiler artık ne nişan ne nikah arıyor evladım. Öyle. Havadan, havadan. Ne yaptın? Sordun mu Yavuz Bey'i, yapabilecek miyiz sizin manavdan veresiye alışveriş? Tabii efendim. Lafı mı olur dedi. Mal komşum, para bile almam. Sahi mi söylüyorsun? Aynen efendim. Emri olur komşumun dedi. Estağfurullah. Bazen adama şöyle böyle diyoruz ama vallahi altın gibi kalbi var. Pırlanta efendim, pırlanta. Bugünlerde varsa yoksa eseri. Kaset mi yaptıracakmış ona? Öyle diyorlar. Konuşsak da birkaç beste de biz yapsak şuna. Havadan, havadan. Konuş. Beğenirlerse sebze meyve parasını çıkarırız hiç olmazsa. Onu düşünme canım, o kolay. Şimdi hesap almaya gideceğim Adem'den. Ver listeni, getireyim ne istersen. Bundan sonra böyle, ha? İşine gelirse tamam mı aslanım? Tamam abi. Hesap bana verilecek. Buranın sorumlusu benim. Bu Sedat'a da fazla güvenme. Ben seni bilirim abi. O kadar. Veririm katile dosyanızı, koyarım kapıya ikinizi de. Sen ne dersen öyle abi. Ha, sesin çıksın. Yoruluyorum, parası az geliyor falan dinlemem. Tamam abi. O paranın yarısına bile çalışacak adam var. İşine gelmiyorsa işte kapı. Bir şey demedik abi. Hadi. Kolay gelsin çocuklar. Geldim tak. Hoş geldiniz. Toparlanıyor musunuz? Toparlanıyoruz. Hesabı alayım tak. Hava soğuk. Hesap alındı. Alındı mı? Sen mi aldın? Böyle bundan sonra. Yavuz Bey'in emri. Ne diyorum penguen? Yeni adet mi çıkarıyorsunuz? Ben ne derseniz onu yapıyorum efendim. Sana ne oluyor Cafer Bey? Ha, posta mı bu? Ne münasebet efendim? Yavuz Bey'in emri. Ha, Yavuz Bey'in emri. Tak, konuşurum ben. Zarfımı verin de gideyim hadi. Bundan sonra zarf da yok Sedat Bey. Allah Allah. Kim veriyor bu kararları? Komplo mu hazırladınız? Tak, yakarım ikinizin de canını. Verin şu zarfı. Veremeyiz Sedat Bey. Durum anlaşılacak, kabak bizim başımıza patlayacak sonra. Şantaj yapıyorsunuz ha, aklınız sıra. Tak, alacağın olsun senin. Verme. Bak yaşatıyor muyum ikinizi de buralarda. Tak tak. Sizi çarıklılar. Bitirmez miyim ben sizin işinizi? Hadi bitir bakalım. Tak. Anca gidersin. Yürü. Yapar mı dediğini bu Cafer abi? Hiçbir şey yapamaz. Korkma. Palavra hepsi. İpleri elimde. Hadi sıkıysa gitsin bakalım Yavuz Bey. Her şeyi anlatırım şerefsizim. Aman abi. Bize bir zararı dokunmasın da. Dokunmaz. Sen de kimle iş yaptığını bil bundan sonra, tamam mı? Tamam abi. Öp bakayım elimi. İyi akşamlar.
Toparlanıyor musunuz? Toparlanıyoruz tertibim. Buyur, ne istedin? Bir domatesle iki sivri biber verir misiniz? Vermez miyiz tertibim? Adem, seç oradan delikanlıya birkaç tane. Akşam yemeği hazırla mı? Ne yapalım be Cafer abi? Bekar adamız. Lokantalar da pahalı. Amcanlar da ye ara sıra, sen de aslanım. Yengem istemiyor Cafer abi. Vah derdim. O da ne Alman domuzu. Amcamın hatırı olmasa? Kaç para bu? Para yok, para yok. Hadi, o bizden. Karıştırma hadi, hadi. Sağ ol. Çabuk ol hadi, çabuk ol! Nasılsın Cemil? Çok iyiyim Sevim. Hiç bu kadar kendimi iyi hissetmemiştim. Konuşmuyorsun. Düşünüyorum Sevim. Bu iğneler acayip. Fena halde kafa çalıştırıyor. Hiçbir şey yemiyorsun ama. Canım istemiyor Sevim. Bir bira açayım mı sana? Bana bira deme Sevim. Midem bulanıyor lafından bile. Ciddi mi söylüyorsun? Çok ciddiyim Sevim. Hastane falan diyordum bir de. Bak evimde senin yanında ne kadar huzurluyum. Ah canım. Hep böyle olsan. Hep böyle göreceksin beni artık Sevim. İnşallah. Yakında romanıma da başlayacağım, göreceksin. Dikişler ne olacak? Dikişimi de dikerim, romanımı da yazarım. Benim adım Cemil. Hadi bakalım. Evet, göreceksin. Yine mi yine? Herhalde. Dakika siktirmiyor bu adamda. Buyurun. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geciktik biraz, kusura bakmayın efendim. Yemek telaşı. Aşk olsun. Ne kusuru? Babam masadan kalkamıyor ki teyzeciğim. Nah böyle göbek. Öpeyim. Hoş geldin Halis. Nein Halis. Babalar öyle çekiştirilmezler yavrum. Göbek falan. Nasıl oldun Cemil Bey amcacığım? Bomba gibiyim tertip. İğneleri yedikçe. Oh maşallah. Biraz durgunmadan. Olabilir efendim. Geçici. Popomuz delik deşik oldu. Ne zaman bitecek bu iğneler madam? Ona Türkan Hanım karar verecek efendim. Benim elimde 4 stük daha var. Oo. İyi geliyor ama Cemil amcacığım. Annem de vuruyor öyle yumuşak yumuşak. Elinize sağlık. Hakikaten acıtmadan yumuşacık. Teşekkür ederim. Sen olmasan Cemil amcacığım, babam hiçbir erkeğe yollamaz annemi iğneye. Çok kıskanç. Ne demek? Biz erkek değil miyiz? Efendi. Uykum geldi Ulviye. Yemeği fazla kaçırdın gene Davut. Sen de ne tembelsin baba. Tavuk gibi hemen ye yat. Al. O nasıl söz? Dumkov. Benzettiği şeye bak. Halis, babalara tavuk denmez yavrum. Çok ayıp. Horoz mu diyeceğiz anne? Al. Kaldırma beni yerimden döverim. Alteneze. Anne eşek dedi. Aa, güzel konuşun ama Davut. Dedim evet, eşeksin Eze. Ne istiyorsun Halis? Ne yapayım anne, sıkılıyorum. Tertip yok, dilek yok. Atıyoruz öyle aptal aptal. Al. Sensin aptal. O Amerikan saçmalıklarını izleyeceğine otur tarihimizden bir şeyler oku biraz. Sen niye okumuyorsun? Ben okudum hepsini. Ezbere biliyorum çok şükür. Ne okusun çocuk Davut? Ne okusa kar hanım? Çaldıran Destanı, Kosova Meydan Muharebesi. Ey aslanım! Vurdun palayı küt küt! Ne oluyor öyle küt küt? Kelle Ulviye! Bir savuruşta patır 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 patır! Aman Allah'ım! Yapma Davut! Patır patır anne! Böyle böyle kelleler! Dıgıdık 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 Allah 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 Allah! Mert Önür Namet Kaçar! Nein! Nein! Otu Halis, meydan savaşında değiliz. Yok öyle kelle falan. Vur aslanım, vur inlesin. Meydan gümbür, gümbür deli. Vuruyorum baba. Mert ölür, Ahmet kaçar. Dıdık 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 dıdık. Allah Allah Allah. Başladılar yine baba oğul tepemizde. Alaman bozuntuları. Her akşam güreş mi tutuyorlar nedir? Ne diyor Sabri Bey kızım? Yukarıdakileri söyleniyor anneciğim. Öğrencimiz de kalmadı. Ne yapsak acaba Ayla Hanım? Yine gazete ilan mı versek, ne dersiniz? Üf, bize şunu izlettirmesin de. Eğer yaklaşan herhangi biri olursa bizi koruyacak. Şimdiye kadar hiç korumam olmadı.
Bence akıl kuvvetlenir. Efendim ne diyorsunuz? Sen olsan aklını... Şunu izliyoruz efendim. Sırası mı şimdi gazete ilanının? Tabii efendim. Televizyon dizisi daha önemli. Öğrenci gelmiş gelmemiş umurunuzda mı sizin? Dişlerimi söylüyor kocan hala Ayla. Ay ne dişi anneciğim, onun derdi para para. Para ya? Neyle dönüyor acaba bu ev? Televizyon dizisiyle mi doyuyor karnımız? Büyük hanım da maşallah bankada dünyanın parası birikti, 5 kuruş koklatmıyor. Siz söyleyin kendisine efendim, onu ben söyleyemem. Sabahlara kadar 75 mumluk lambayı yakmasını biliyor ama. Onu da siz söyleyin efendim, korkuyor kadıncağız. Ne söyleyeceğim efendim? Geçti, geçti. Kadın artık ağzındaki dişi unutmaya başladı. Ne olurdu bir umumi vekaletname verseydi damadına? Hah, Cafer geldi. Babacığım, kapıcı! Manav oldu baban, manav. Kapıcılık da neymiş? Hah, geldin mi evladım? Buyurun. Aman bu ne böyle evladım, tıka basa doldurmuşsun. Afiyet olsun efendim, yarısı da benden. Hah, ne dedin? Benden efendim. Eksik olmadı evladım, laf gelmesin sana. Yok efendim, ne lafı? Dükkandan ben sorumluyum. Kimse ağzını açamaz. Sedat Bey? O kimmiş Yavuz Bey dururken? Aferin sana. Hep böyle göreyim işte. Çok da yoruluyorsun evladım. Kaç yere bölünüyorsun? Yorulmadan para kazanılmıyor Sabri Bey. Öyle. Biz de onu konuşuyorduk şimdi. Gazeteye birkaç ilan daha versek de. Hadi evladım, ayağına sağlık. Git evine soyun dökün, yemeğini ye dinlen. Sağ olun. İyi geceler. Sana da evladım. Allah rahatlık versin. Ben yakıyorum evladım. Sağ olun. Bir şey değil. Hadi evladım, yorma kendini fazla. Sabahları da kalkma o kadar erkenden. Bir günde eksik olsun temizlik. Hamadan, hamadan. Seni gidediği baz yaramaz. İyi geceler. Efendim, görüyor musunuz şu manavdan gelen torbaları? Sebzemiz geldi efendim. Efendim zahmet olacak, alır mısınız şunu? Üf, alırız efendim, koyun oraya, anladık. Yazık efendim, yazık. Bozulur bu sebze, yerleştirmek lazım. Ne diyor kızım, dişlerini soruyor yine? Hayır anneciğim, kapıcı veresiye sebze getirmiş, onu söylüyor, yerleştirecekmişiz. Uğraşmasın benim dişlerimle. Vay senin dişlerini. Aman efendim neyse, bu sebze işi iyi oldu. Şöyle bir de kasap bulabilsek yarı fiyatına. Rış. Kafanızı çalıştırın aslanım. Doğru söylüyor enişte. Markette neymiş? Babamla konuşuyoruz Hüseyin abi. O da fikrini söyleyecek. İblis, konuşuyoruz. Kimseyi dinledikleri yok ki canım. Her şeyi onlar biliyor. Sen mi biliyorsun Sultan Hanım ha? Evet, güzel konuşun annenizle iblis. Söyleme şöyle baba. Söyleme şunlara Halil Bey annem anne. İfrit oluyorlar baksana. Karışma sen lafa Sultan. İşine bak hadi. İyi ama konuşun. Konuşuyoruz aile arasında aslanım. Bozulacak bir şey yok bunda. Hepimizin istikbali. İstikbal falan düşündükleri yok bunların Hüseyin. İkisinin de gözü saatte baksana. Kaçacaklar bir an önce, laf bitsin. Yazık aslanım yazık. Enişteme bir hal olsa... Allah gecinden versin. Kime kalacak bu işler, bu paralar? Ciddiye alın biraz işinizi. Biz ciddiyiz Hüseyin abi. Tamam. 10 dakika sonra gidin kahveye, oynaşınıza o zaman. He. Bu ne heyecan? Oynaş mı dedin? Hikaye baba. Ne konuşuyorsun Hüseyin abi? Kırarım boynuzunuzu. Olacak tabii enişte. Delikanlı adam bunlar. Ben onun için söylemedim. Tabii her türlü dalgalar olacak da. Olmaz Hüseyin. Evlensinler o zaman. İş adamı öyle ayağı yanmış it gibi sabahlara kadar dolaşmaz kadın kız peşinde. Beğeniyorlar mı ki senin benim bulduğumuzu Halil Bey? Boşuna nefes tüketme. Onların gözü çöplükte. Baba bak bir şey söyle şuna. Annemizmiş gibi konuşmasın öyle. Ne olacak iblis? Sakin ol enişte. Hay anneniz kadar taş düşsün başınıza inşallah. Sultan, sana lafa karışma dedim. Kaldırma beni ayağa ha. İyi canım, vuran vurana. Ağzımı açmam bundan sonra. Hey Allah'ım, ne büyük başım varmış. Nereden düştün bu çıyanların arasına? Tövbe. Güzel konuş Sultan Hanım.
Kız sana konuşma fazla demedim mi? Kapat çeneni, fena olacak ha. Aslanım yapmayın. İş konuşuyoruz şurada. İş düşündükleri yok ki Hüseyin. Kafaları münafıklıkta. Yapmayın bunu ya. Devam et enişte. Ne diyordum Hüseyin? Tat tuz bırakmıyorlar ki iblisler insanda. Arsa ofisi enişte. Halil arsa ofisi. İfrazlı, yerimiz hazır. Bilmediğimiz iş baba, ne konuşuyoruz? Otur, niye bilmeyelim? Niyetleri yok ki enişte. Aslanım, yüzde kaç kar marjı var biliyor musun arsa işinde? Kaç? Kaç? %500 en az. Öf ya, ne sandın? %1000'e kadar yolu var ya. Dinleyin babanızı, kafanızın dikine gitmeyin öyle. Bir şey biliyor ki söylüyor adam. O ekonominin profesörü, profesörü. Hadi Nedim gidelim. Hadi abi. Oturun kırarım boynuzunuzu ha. İyi oldu efendim. Lahanamız, ıspanağımız hepsini taze taze koyduk dolabımıza. Aman efendim aman, buramıza kadar pırasa kereviz. Rüyamda bile lahana göreceğim neredeyse. Büyük hanım da maşallah. Yakmış yine 75 mumluk lambayı. Söndürseniz uyumuştur artık. Bırakın efendim. Uyanır gece yarısı kadıncağız. Zaten hırsız girecek diye ödü kopuyor. Yüreğini inler. Ama bu da böyle olmaz ki efendim. Nasrettin hocanın türbesi gibi sabaha kadar israf. Aman efendim, siz de tasarruf tasarruf diye ne yapacağınızı şaşırdınız. Sabah akşam para. Başka laf yok. Yok efendim, yok maalesef. Her şeyin başı para. Uyumuş anneciğim, melek gibi. Maşallah. Bize de uyuyamıyorum diye sızlanıyor. Pireler uçuşuyor. Ağzınızı toplayın efendim. Manzara o efendim. Yakmış 75 mumluk ampulü de. Aa, kapatmayın efendim şunu ha. Korkuyor kadıncağız. Ne varmış efendim korkacak? İşte sokak lambasının ışığı da vuruyor. Ay çekin efendim elinizi şu düğmeden ha. Uyanacak şimdi kadıncağız. Neyse efendim. Bu gece de yansın da yarın ilk için bir idare lambası almak olsun. Dişlerini nereye koydu acaba? Banyoda efendim. Aman. Dişleriyle uyur boğulur mu olur Allah göstermesin. Ay geldiler Rüknettin. Geldiler mi dedi? Gelen giden yok anneciğim, biziz. Selamın kavram. Aman ya Rabbim. Biz ortak sandı herhalde. Biziz efendim, biz, korkmayın. Hadi Cafer, seni bekliyorum. Tak şu kolunu. Bekleyeceksin. Yok öyle vatandaşa taktuk. Yetti ha, kafayı buldun herhalde. Tak şunu. Tak deme bana. Tamam anladık hadi. Kocam manavlar kral olacak Gül. Seni de kraliçeler gibi yaşatacak. İnşallah. İnşallah maşallah yok bunun. Olacak. Bağırma be, çocuklar uyuyor. Uyusun benim güzellerim. Babası apartman dairesi satın alacak onlara. Sapıttın mı Cafer? Bırak uyusun çocuklar. Sapıttın mı Cafer? Hıt. Terbiye konuş. Sensin sapık. Çakarma. Cafer, bırak ondan bununla uğraşmayı. Geç oldu hadi. Cafer. Konuşma. Şu dünyada Yavuz Bey'den büyüğü yok Gül. Öl desin ölürüm. Ben öyle Sedat Medat tanımam. Şişt, tamam anladık hadi yat. Yatıyorum. Bir yanak ver kocana. Buyur. Benim canım kırım. Her ay sana 2 bilezik alacağım. Şuradan şuraya kadar dizeceğim bilezikleri. Canım canım. 3, 3, 4, 5, 6, 7. Canım canım. Anam katil. Anam katil. Yat be, ne telaşın. Geldiyse geldi, ne yapalım. Olur mu Gül, karşılayacağız. O bizim veli nimetimiz. Doyamadım ben, sayamadım ben, seni öpmelere kıyamadım ben. Ooo, vatandaş ayaklanmış. Can. Cafer, ne haber koçum? Uyuyor mu vatandaş? Uyuyor efendim sayenizde. Hoş geldiniz. Buyursunlar. Ne demişler? Kavun karpuz yata yata büyürmüş. Kız sende de ne laflar var? Patla. Ha komşum. Dinle bu eseri. Hadi ablacığım başla. Bir ki, bir ki. A penceresi aralı her yerine bayılıyorum.
Yavrum baban nereli? Nereden bu kaşın gözün temeli? Sana maşallah benim maşallah. Pek de güzel sesi senin varmış. Ne diyorsun komşum? Canavar düdüğü gibi. Maşallah. İyi akşamlar efendim. Yengecim hürmetler. Sevim koş, katil gelmiş. Alem var Sevim. Geldik sayın abim. Eserimizle. Çıtır çıtır yemeli. Efendim sebzemizi de aldık sayenizde. Çok teşekkür ederiz. Çok makbule geçti. Afiyetle yiyin komşum. Hadi ablacığım. Bu akşamlık bu kadar yeter. Dur kız. Hop. Sevim uyudun mu? Bunu kaçırma Sevim. Buyurun. Baba! Katil! Uyudunuz mu baba? Ne güzel sarı sarı. Arkası o ne? Baba! Ateş ediyorlar baba! Gel ne Sevim, silah atıyorlar. Ateş açıyorum. Efendim içeriye girelim. Eyvah eyvah. Vah be enişte. Haber versene bize. Bir ıslık kafir. Öyle kimseye seslenecek vakit olmadı ki aslanım. Küt küt. Adem'in de gözünü şişirdiler. Kolay mı esnaf olmak beyefendi? Bu işin haraççısı var. Belediyesi var. Ukala ukala konuşma sen de be. Zaten canım sıkkın. Doldur şu sepet hadi. Millet ekmek bekliyor. Biz öyle acemi çaylak değiliz sizin gibi aslanım. Haraç yedirmeyiz kimseye. Hadi gelsinler bakayım. Sen o bıçağı çekene kadar alt yerinden şiş derler. Hadi gelsinler bakayım. Hayatını söndüm hayatını. Buluruz biz onları enişte. Bak ne yapıyoruz. Bulunmaz o köpekler. Ben biliyorum kimi yaptırdığını. Mafya aslanım bunlar mafya. Baban duydu mu? Duydu enişte. O da çok üzüldü. Uğrayacak geçmiş olsuna. Sağ olsun. Ne yapıyor? Arz ofisi açmayı düşünüyor enişte. Yengeç soktu aklına. Batıracak o yengeç bir gün size ha. Batıracak enişte. Beni de çağırdılar. Gidip göreceğiz öğlenden sonra. Hadi hayırlısı. Aman aslanım. Dükkana gidip gelenlere dikkat et. Kırmasınlar başka tarafını da. Bana bak zaten canım sıkkın. Elimde kalırsın sabah sabah ha. Hadi gel bakayım gel. Gel de söndüreyim hayatını. Gel gel. Kocan nerede kaldı evladım? Bilmem bakkala gitti ama. Hayır Allah korusun. Çevirirler yine o haydutlar yolunu çocuğun. Bak ben de merak ettim şimdi. Her şey olur evladım. Zaman kötü. Kimmiş bunlar acaba? Bir şey öğrenebildiniz mi? Biz biliyoruz kimin yaptırdığını ama günah boynuna. Kimmiş? Boynu altında kalsın. O da biliyor kendini. Hah geldi. Ha aman neyse. Dur ben açıyorum. Böyle görmeden açmamak lazım. İt uğursuz dalıyor. İyi günler. İyi günler. Vah evladım vah. Acıyor mu? Biraz. Acımaz mı kemik bu? Nerede kaldın Cafer? Herkes lafa tutuyor Gül. Burnumu böyle görünce. Buyurun. Ne diyorlar? Palavra. Herkes bir şey uyduruyor. İş olup bitmiş. Elleri kırılasıca. Yumruk mu attılar evladım? Yok. Böyle ikimiz kafa kafaya. Vah vah. Sen kimden şüpheleniyorsun evladım? Bu yaptırdı. Günaha boynuna Sedat. Yolsuzluğu ortaya çıkmasın diye. Yapar ahlaksız. Aman Sabri Bey. Daha hiç kimseye söylemedim. Katil bunu duyarsa öldürür. Tamam evladım tamam. Benden laf çıkmaz. Sen kimseye bir şey söylemedin. Niye söyledin Cafer? Yetiştirir şimdi boş boğaz karısına. Ha? Anam. Ne olmuş efendim Cafer Bey? Öğrenebildiniz mi bir şey? Mafya hesaplaşması efendim. Aa, mafya mı? Evet. Yukarıdaki Sedat ahlaksızının işi. O yaptırmış. Kendi yolsuzluklarını örtbas etmek için. Allah kahretsin. Defolup gidemediler şu apartmandan. Bir gün biz de hedef olacağız kurşunlara. Allah göstermesin. İyi efendim iyi. Kırsınlar ağızlarını burunlarını. Manav oldu adam birdenbire. Şurada gül gibi işi dururken. Kapıcılık az geldi efendim. Evet efendim. Atladı hemen boyuna posuna bakmadan eşek. Yedirirler mi sana o kadar söyledik. Ala ne yapıyorsun kızım? Kahvaltı hazırlıyorum anneciğim buyurun. Yine ters tarafından kalkmış belli. Bize bir selam sabah yok. Kahvaltı mı dedin kızım? Evet anneciğim. Ne kahvaltısı kızım bu saatte?
Saat 8'de çeyrek var efendim. Akşam yemeği mi bekliyordunuz? Sen de öğrenmişsin bir kahvaltı. Başka bir şey yok. Tersi dönmüş efendim. Vah vah. Kızın hiç yemek pişirmiyor Rüknettin. Sabah akşam kahvaltı. Gebertti bizi açlıktan. Pişiriyorum ya anneciğim. Niye böyle söylüyorsunuz babama? Aman bırak damadım deli sıkı. Para gitmesin diye. Aa. Gözünü dizine dursun inşallah. Dolmaları börekleri Agop'un kazı gibi yutarken iyiydi. Sizin hanım da maşallah sabah yediğini unutuyor muhterem.